günaydın sevgili izleyiciler. Bülent Kemal Çetin Bahadır hocamız, kendisi göz hastalıkları uzmanı, yine bizimle birlikte. Bugün yine bahar alerjilerini ama öncelikle göz tansiyonunu konuşacağız. Göz tansiyonu nedir? Hocamızdan bilgiler alacağız. 0212 625 64 64 nolu telefondan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle göz tansiyonuna değinmek istiyorum hocam. Göz tansiyonu nedir? Ne zaman bununla karşılaşabiliyoruz? Bunu anlatabilir misiniz? Göz tansiyonu tıptaki ismi glokom hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde körlüğe varabilen, olumsuz sonuçları olan bir hastalıktır. Ve dünyadaki körlük nedenleri arasında ilk üst sırada yer almaktadır. Bildiğiniz gibi gözün boş bir organ değil, gözün içinde göz içi sıvısı dediğimiz pelte kıvamında ve gözyaşı kıvamında ön tarafında bir sıvı var. Yoksa göz patlak top gibi çökerdi. Bu göz içi sıvısının tansiyonunun zamanla artması ve bu tansiyonun göz sinirine ve damarlarına bası yaparak onları ezmesi, öldürmesi sonucu görme sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu genelde yaşlılıkta görülen bir hastalıktır. Evet. Gençlerde çok nadir olarak gözükür. Doğuştan da olabiliyor, çok nadiren. Burada göz dokuları daha sertleşmediği için bu basıncın etkisiyle göz büyüyor ve öküz gözü dediğimiz çocuk bebeklerde iri gözler olabiliyor. Bunu çocuk doktorları veya dikkatli anne babalar saptayıp hemen göz doktoruna yönlendirildiğinde bunun ameliyatta tedavisi oluyor ama çok nadir. Bu iri göz dediğimiz hocam hani böyle dışa doğru patlak olan gözler de var. O değil değil o mi? O değil. O tamam. Tiroid bozukluğunda. Zehirli tiroid dediğimiz. Sadece iç yapıda dışarıya doğru çıkık evet, değil ama genel büyümesi genel sonucu olan bir şey. Basıncın etkisiyle. Ama çocuklarda hani burada anmak için söylüyorum sadece. Çok nadir görülen bir şey. Nadiren gençlerde de görülür. Juvenil diyabet dediğimiz, glokom dediğimiz. Fakat genelde 45 yaşından sonra görülebilen bir ciddi göz hastalığıdır. Ama dedik ki doğumla birlikte yani çocuklarda da doğuştan da olabiliyor nadiren, dedik. Çok nadiren olabiliyor. Peki o zaman öncelikle doğuştan olan kişilerde ne yapılması gerekiyor? Bu durdurulabiliyor mu yoksa yani ilerlemesi mi durdurulabiliyor yoksa tamamen tedavi edilip ortadan kaldırılabiliyor mu? Şimdi orada çocukluktan olduğuna göre ciddi anatomik bir yapı problemi evet. olduğundan ilaçlarla önlenmesi zor oluyor. Onlar da genelde ameliyatla tansiyon düşürücü, dışarıya bir füstül, yol açıcı, kanal açıcı bir ameliyatla düşürülüyor. Bu ameliyat başarılı olursa ömür boyu kişi görebiliyor. Ama geç kalınırsa, sinir basıyla ölürse tabii geriye dönüşü olmayan bir takım sıkıntılar. Görme kayıpları olabiliyor. Mesela çocuklarda kaç yaşındaki ameliyat yapılabiliyor? Bir yaş içinde dahi yapılabiliyor. Tabii. Narkoz altında yapılabiliyor. Peki 45 yaş dedik. Zaten bu 40-45 yaşlarda. Kritik yaşlar. Kritik yaşlar. Evet aslında biz diyoruz ki yaşlılığın yaşı ilerledi. Evet. Yaşlanmıyoruz. İşte evet. Bakıldığında literatür taramasında 65-70 yaş. Normal evet. 75 yaş ilerisi 65'ten sonra 75 yaş ilerisi ileri yaşlılık diye bakıyorduk ama 40'ta gözler bizi bırakıyor gibi. Evet. Ben de böyle yaşa bağlı dediğimde birçok hastamdan reaksiyon tepki alıyorum. Hani daha ben çok o kadar yaşlı değilim ama şu gerçeği hatırlatmak lazım. Göz en erken yaşlanmaya başlayan organ. 13 yaşımızda yaşlanmaya başlıyor. Yani buradaki yaşlanmaya başlayan kasıt uyum yapma gücündeki zayıflama. Yakına uyum. Biz merceğimizde uyum yaparak değişik mesafeleri net görebiliyoruz. Bu güç işte 13 yaşında azalmaya başlıyor. Tabii o zaman fark etmiyoruz bunu. Bu zayıflama artıyor. Artık 40-45'ten sonra okuma mesafesine uyum yapmakta zorlanma başlayınca işte o zaman problemler ortaya çıkıp fark olabiliyor. Evet. Şimdi göz tansiyonundan bahsediyoruz ama hocam yine ben gözle ilgili bütün soruları size sormak da istiyorum bu tansiyonun adı altında. Örneğin yatarak kitap okumak. Evet. Gözün bozulmasına neden oluyor mu? Belli Hayır. ışıklarda. Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili sorular alıyoruz. Veya göz bozulmaya başladı. Gözlük takılmıyor. Bu ileriki yıllarda göz tansiyonu etken midir? Evet. Şimdi şöyle yatarak okuma hani öyle gözü bozan bir şey değil. Hani çok da tavsiye ettiğimiz bir şey de değil gerçi. Çünkü ışığı rahat alamıyorsunuz. Çok konforlu olmuyor. Bakış açınız düzgün olmuyor. Hani gözü yoran bir şey ama ondan dolayı göz bozulmaz. Yani o bir nevi bahane edilmek gibi oluyor. Ondan okumamak bozulmaz. İçin evet. Şimdi gözlüğü takmamakla da şeyin göz tansiyonunun hiçbir ilgisi yok. O ayrı bir konu. O tamamen ayrı bir konu. Şimdi gözün içindeki sıvı hareket eden bir dinamik bir yapı.
her gün her an yenisi salgılanıyor ve incecik bir kanalcıklar vasıtasıyla bizim filtre edilerek dediğimiz bir yöntemle damarlara kan dolaşımına gidiyor. Bu dinamik bir yapı. Eğer yapımda bir artış olursa veya daha esas neden bu kanalcıklar daralırsa bu akım yeteri kadar olmayacağından göz içinde bir birikim oluyor. Bu da tansiyona yol açıyor. Nasıl yaşla hani bir damar sertliği oluyor, damarlarımız daralmaya başlıyor, işte kalp damarları daralıyor, bir takım problemler oluyor, beyin damarları daralıyor, yeteri kadar oksijen, şeker, glukoz gitmiyor, bir takım problem oluyor. İşte göz kanalları da eğer daralırsa bu göz içi sıvısı dışarıya yeteri kadar akamayacağı için göz içinde birikiyor. Birikince de bir basınç oluyor. Bu basınç da hafifse başlangıçta tolere edilebiliyor. Hı hı. Fakat devam ederse göz sinirlerini ve damarlarını ezerek geriye dönüşü pek olmayan ciddi hasarlar yol açabiliyor. O nedenle sırf tansiyon değil glokom hastalığı, tansiyonun göz sinirini ezerek onu da tahribat yapması glokom hastalığı. Peki bu tahribat yaparken hocam baş ağrısı, kişideki şikayetler ne olabiliyor? Beyne, beyin damarlarına zarar veriyor mu? Ciddi bir rahatsızlıklara neden oluyor mu? İşin kötüsü genelde yaygın olan kronik tipinde hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu yavaş yavaş olduğu için vücut buna alışıyor. Fark edilmiyor. Onun için sinsi bir hastalık, tehlikeli bir hastalık. Nadir görülen akut glokom krizi dediğimiz durumlarda aniden tansiyon çıkarsa göz tansiyonu, tabii vücut buna organizma alışamadığı için işte ağrılar, göz sulanmaları gibi şikayetler olabiliyor. O durumda hemen doktora gitme oluyor. Ama genelde gördüğümüz kronik tipinde, yaşlarda gören kronik tipinde yavaş yavaş yükseldiği için fark edilmiyor. Ve göz sinirini ezmeye başlayarak körlüğe yol açıyor demiştik. Geneldeki kenardaki göz sinirlerini ezdiği için merkezi görmemizi etkilemiyor. Yani biz normalde sarı noktamızdan karşıyı görüyoruz. Çevreyi de bizi görmeyi pek fark etmiyoruz. Dolayısıyla kişi bunu fark etmiyor. Ancak işte rutin göz kontrolleri sırasında ki biz 45 yaşından sonra mutlaka her kontrolde göz tansiyonunu ölçeriz. Daha önceden de ölçebiliriz ama 45'ten sonraki daha titiz ve sık uygulanan bir işlemdir. Ölçerek bunu anlayabiliyoruz veya şüphelendiğimiz vakalarda görme alanı dediğimiz çevre görmeyi ölçen tetkiklerle anlayabiliyoruz. Evet. Şimdi gözdeki sıvıdan bahsettik. Bu sıvının şeyini şeker hastalarında devamlı duyduğum ve bildiğim sıvı, göz sıvısının kuruması gibi bir şey. Gözden iğne yapılıyor hocam. Yani biliyorsunuzdur gözden iğne yapılıyor. Peki bu göz tansiyonu şeker hastaları daha mı çok rastlıyorlar? Böyle bir şey var mı bu rahatsızlıkta? Göz içinde kuruma var deniliyormuş. Şimdi şöyle, bu ikisi de ileri yaş hastalığı olduğu için hani birlikte değerlendirilebiliyor şimdi bahsettiğiniz gibi ama bunlar tamamen farklı olgular. Şekerin olduğu tahribat farklı. O şeker hastalarında olabilen bir şey. Göz tansiyonunun olduğu tahribat hastalığı. O da glokom hastalarında olan bir şey. Tetikler mi? Şeker hastaları? Yok, problemin artışını tetikler. Görme azalmasını birbirine eklenir çünkü iki zararda. Fakat tamamen farklı olaylardır. Glokom hastalığı toplumda %1 oranında. %1 ila 2 oranında görülen. Aslında nadir olan ama olduğu zaman da hani atlanırsa körlüğe varabilen ciddi sonuçları olabilen bir şey. Tedavisi damlalarla genelde yapılıyor. Nadiren damlalar yetersiz kalırsa biraz önce bahsettiğimiz bebeklerde yapıldığı gibi bir ameliyatla da yapılabiliyor. O göz içine yapılan iğne şeker hastalarındaki o aşırı damar büyümesini kurutmak için yapılan bir iğne. Onunla o farklı olaylar ve farklı tedaviler. Peki hocam göz tansiyonunda kişiler nasıl anlayacaklar? Yani ne gibi bulgularla biz geleceğiz? Normalde gelmiyoruz. Gözümüz ağrıyor veya da okuyamıyoruz, edemiyoruz ama daha önceki programlarımızda size söylemiştim ya. Bu işporta dediğimiz yerlerde yakın gözlükleri falan da satılıyordu. Alıyorlar, onunla okumaya çalışıyorlar. Kendi dertlerini bir şekilde kendince çözmeye çalışıyorlar. Ama bunun bulguları hani sinsice ilerliyor ya. Biz kontrollere gitmiyorsak son aşamada neyle biz size geliyoruz? Yani ne gibi belirtileri var? Evet. Şimdi çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Başlangıçta sinsi olduğu için kişi işte benim göz tansiyonum var diye veya şu belirtim var diye doktora gitmiyor. Bu rutin kontroller esnasında biz göz tansiyonu ölçtüğümüzde şüphelenirsek de görme alanı testini yaptığımızda ortaya çıkıyor. İşte bu nedenle bu hazır yakın gözlükleri almak o bakımdan riskli. Çünkü hem hani doğru gözlük olmayabilir o yönüyle de riskli. Hem de biz yakın gözlük
şikayetleriyle gelen kişilere sadece o şikayetine yönelik bakmıyoruz. Gözün bütün değerlerini, özelliklerini kontrol ediyoruz. Bu arada da göz tansiyonunu da kontrol ediyoruz. Ve demin de bahsettiğimiz gibi bunlar aşağı yukarı aynı yaşlara başlangıcı tekabül ediyor. Yani 45'ten sonra yakın problemi başlıyor. Evet. Genelde 45'ten sonra da özellikle 60-65'ten sonra da artarak göz tansiyonu problemi çıkıyor. Onun için yakın gözlüğünü mutlaka doktordan almaları, evet. Doktora gittiklerinde de göz tansiyonunun mutlaka ölçülmesi lazım. Çünkü bu göz sinirini basıyla öldüre öldüre çevreden başlayarak iyice daraltıyor görmesini ve en sonda bu bir borunun içinden gibi görüyorum diyor hasta. Fakat o aşamada artık iş işten geçmiş oluyor. Çünkü hani siz de biliyorsunuzdur göz sinirinin ölümünün rejenerasyonu yoktur. Evet. Hani hayatın sonu evet. gibi göz siniri öldüğü zaman geriye gelmiyor. Kalanlarla siz idare ediyorsunuz. Onun için sinirleri kurtarmak için daha bu tahribat ilerlemeden yakalamak lazım. O da rutin göz muayeneleriyle olur. Göz muayeneleriyle oluyor. Peki göz içerisinde damar kanaması falan da oluyor. Bu tansiyonlar falan olabiliyor. Kan oturuyor. Evet. O tansiyondan oluyor ama kol tansiyonundan oluyor. Şimdi kol tansiyonu damarların içindeki evet. tansiyon. Kırmızı kanın aktığı tansiyon. Tabii gözün içinde de bu damarlar var. O birden fırlarsa, o hipertansiyon krizi gibi olursa, hani nasıl beyin içinde kanama oluyor, felce götürüyor. Gözün içinde de kanama oluyor veya gözün önünde oluyor dışarıdan. Görünümü çok kötü ama aslında altında çok da ciddi bir şey olmayan, hani zaman içinde bir hafta 10 gün içinde çekilecek bir şey. O kol tansiyonunun artışından dolayı olan şey. Göz evet. tansiyonu, glokom hastalığı göz içi sıvısının basıncının artmasıyla olan bir durum. Peki bu tansiyon düşmesini, bayılmasını kişinin etkileyebiliyor mu göz tansiyonu? Yok, göz tansiyonu akut kriz şeklinde olursa, akut glokom krizi dediğimiz şekilde olursa şiddetli baş ağrısı, ışıkların çevresinde halo görme, bulantı, kusma gibi şikayetleri oluyor. Fakat göz tansiyonunun düşmesinin bir belirtisi olmuyor. Aynen. Kronik yükselmesinde yine vücut o duruma yavaş yavaş olduğu için, alıştığı için bir belirtisi olmuyor. Rutin göz kontrolleri sırasında anlaşılıyor. Onun için burada da seyircilerimize özenle vurgulayalım. Bu gözlük ihtiyaçlarını hazır gözlüklerle mümkün olduğu kadar gidermesinler. Mutlaka göz doktoruna kontrol olsunlar. Sadece şikayetlerine değil, o yaşta görülebilecek diğer problemler de araştırılacaktır sinsice bu muayene esnasında. Sinsice ilerleyen rahatsızlıkların da en azından erken. Çünkü vaktiyle saptanırsa, şimdi çok güçlü damla formatında ilaçlarımız var. Bunlarla ameliyata gitmeden, körlüğe gitmeden, tabii her gün damlatmak zorunda bir kere iki kere ama olayı önlemek mümkün. Ama sonucu körlükse eğer damlatılması evet. gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Her gün makyaj yapılabiliyor. Tabii ki. Kremlerimiz sürülebiliyorsa evet. sağlığımız için de bunlar yapılabilir. Daha önceki programlarımızda süremiz yetmediği için bana birçok kişi mail atmıştı. O maillerden dolayı size ben şimdi bazı soruları soruyorum. Örneğin göz tansiyonunda bazı hastalıklar göz tansiyonuna etken midir denildi. Yani böyle bir soruyla karşılaştık. Ama bu sorunun cevabını sizden almadan önce telefonumuz varmış. Ona bir tabii. cevap verelim. Alo. Efendim. Alo. Buyurun. Buyurun, teşekkür ederim. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Şimdi ben 72 yaşındayım. Evet. Gözlerim bazen yaşarıyor, yani çok zaman yaşarınca da insanları seçemiyorum. Seçene olan oldukça kayboluyor yani. Çok zorlanıyorum insan. Anladım yani ama tabii bu yaşarmanın nedeniniz anlamak lazım. Tabii gözyaşı biriktiğinden hani pencereye yağmur vurunca nasıl dışarıyı bulanık görürüz, onun gibi hani bir bulanık görme oluyor. Ama bunun altında bir tansiyon krizi mi var, bir gözyaşı kanalı mı tıkalı, bunu araştırıp hani nedene yönelik tedavi yapılırsa yaşarma giderince problemi hallolacaktır. Yani bir muayene olması gerekiyor. Evet, bu arada geçmiş olsun. 75 yaş evet. herhalde beyefendi, 75 yaşındayız. Evet. Sulanma falan. Bir de yaşlılığa bağlı göz akıntıları falan olabiliyor mu? Kuruluk daha çok oluyor. Kuruluk daha da riskli. Hani
Fazlası zaten göz için yıkayacak bir şey, yıkıyor, dışarı akıyor. Rahatsız etmek bakımından kötü ama gözün kaderini belli etmek bakımından sulanması değil, kuruluğu bizim için daha tehlikelidir. Beslenemez çünkü. Çünkü hücreler. Hocam ileri yaştaki insanlarda bazen işte böyle yolda falan toplu taşımalarda görüyoruz. Gözde devamlı akıyor, ağlıyormuş gibi bir sıvı var ve aynı zamanda da şey var, çapaklanma var. Evet. Bu yaşla muhtemelen işte kanal tıkalıdır, akamadığı için orada mikrop üremiştir. Nasıl bir su akamazsa orada bataklık olur, işte haşereler, böcekler ölür. Onun gibi akamayan suda da mikrop ölür. Yani onun muhtemelen kanal tıkalıdır dışarı akıtan gözyaşını. Onu incelemek evet. lazım. Peki göz tansiyonunun en etken belirtileri sinsice ilerliyor dedik ama burada biz de sevgili izleyicilerimiz izliyor. Bu konuya daha detaylı bulgular nelerdir, ne gibi şeylerde kendilerinde böyle bir şey hissederlerse belki o zaman kapılarınızı çalarlar, bir evet. doktora giderler diye değinelim hocam. Genelde bir belirti yok ama basınç arttığı için müpem, hafif bir ağırlık hissi, hafif bir ağrı olabilir. Keza etraftan daralmaya başlıyor, çevre görmeyi bozuyor demiştik. Böyle o da karanlıkta biz genelde çevre hücrelerimizde görürüz. İşte karanlıkta rahat yolunu bulamamak, eşyalara çarpmak gibi nedenler hani şüphe yaratıp araştırılabilir. Ama onun dışında hiçbir belirti olmadan ben tamamen normalim, hiçbir şikayetim yok gözümde. Öylesine bir baktırmaya geldim diyen kişilerde de göz tansiyonu yüksek çıkabiliyor. Tabii kol tansiyonu gibi bir sefer yüksek ölçüldüğü zaman hemen sen glokom hastasın demiyoruz. Onu tercihen günün değişik saatlerinde birkaç kere ölçüyoruz. Hepsinde yüksek çıkarsa bir de görme alanı dediğimiz göz sinirinin hassasiyetini ölçen testlerde de sinirde bir harabiyet başlamışsa o zaman ilaca başlıyoruz. Ama bu da yine kol tansiyonda olduğu gibi hani bir kutu iki kutu değil teşhis konup başlandı mı ömür boyu sürecek bir tedavi. Damlalarla evet. tedavilerle. Kökten tedavi etmiyor tabii evet. belirtiyi baskılamış oluyor. Peki operasyon oldu. İleri aşamada operasyonunu oldu. Tekrarlama şansı var mıdır? Olabilir. Opere edilen yer yeni bir kanal açıyoruz operasyonda. O da daralabilir, tıkanabilir. Operasyona ilaveten damla eklenebilir. İkisi birlikte sonuç verebilir. Veya çok gerekirse, çok yükseliyorsa tansiyon farklı bir yerden, farklı bir kadranından yeni bir kanal açılarak ikinci bir ameliyat da olabilir. Yalnız son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle bu konudaki göz damlaları oldukça başarılı, düzenli kullanılırsa ameliyata eskiye göre çok daha az başvuruyoruz. Evet, evet. Telefonumuz varmış hocam Balıkesir'den. Alo. Alo. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Ben Nisan'da ameliyat olmuştum. Ameliyattan sonra gözlerimde... Ne ameliyat böyle acaba? Şey, ufak şeyleri göremiyorum. Göz ameliyatı mı oldunuz? Yok, şey... Göbek kısmından ameliyat olmuştum. Anladınız mı hocam? Evet, başka bir yerde. Başka yani bir ameliyat. Yani onunla evet. onun direkt bir ilgisi yok. Hani belki ameliyat stresidir, vücudu zayıf düşürmüş, olan bir şey ortaya çıkarmış olabilir. Hani başka bir yerde olan ameliyatla göz probleminin çok bir ilgisi yok. Onun bir araştırılması lazım yine geçmiş neden olduğunu. Olsun. Evet. Bu arada ben bir soru soruyordum, telefonla bölünmüştü. Evet. Hastalıklar, alınan maillerde gelen en çok soru, bazı hastalıklar göz bozulmalarını, göz tansiyonunu tetikler mi? Genelde tetiklemez. Şöyle çok nadiren görülen... Genetik problemler dediğimiz vücudun birçok organını tutan, hı hı. o birçok organında deformasyonla yol açabilen böyle sendrom şeklindeki birçok belirti olan multisistemik hastalıklarda nadiren glokom o görülebilir. Ama bu toplum sağlığı bakımından çok nadir bir olaydır. Hani genelde hani kanallar daralıyor dedik ya, hı hı. hani damar sertliği problemi olanlar, çok yüksek kolesterolü olanlar, damarları büzen, sigarayı aşırı kullanan kişiler hani bir yatkınlık sağlayabilir. Ama genelde vücuttaki hastalık göz tansiyonunu pratikte yükseltmez. Şimdi her yaşta görülebilir dedik ama en çok görülebilecek yaş aralığı 40-45 yaş arası ve ilerisine kadar gidiyor dedik. Evet. Bir de göz alerjileri var yani o daha çok bahar alerjisi o daha var çok diyorum ama telefonumuz varmış evet. hocam. Alo. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Buyurun. Ben göz tansiyonum var. Bir de gözümde kaşıntı var. Ondan sonra bir de gözümün önünde sanki böyle bir
gibi gemiyi geçeyim. Gözlerim kalmış başım. Göz tansiyonu mu? Göz tansiyonu acaba? Var, tamam, gözde kaşıntı var. Evet. Bir de gözün etrafında herhalde böyle bir şeyler kayıyor gibi bir şey. Anladım. O kadar şimdi anladım. Bunların içinde göz tansiyonu ciddi. O ihmal edilmez. Mutlaka tedavisinin bir de takibinin yapılması lazım. İşte doktorun çağırdığı süre 6 ayda bir, 9 ayda bir, yılda bir. Onu ihmal etmesin hastamız. Kaşıntı basit bir nedenle bahsettiğimiz gibi bağır alerjilerinden de olabilir. Şey ise hiç önemli değil aslında. O bir takım iplikçikler yüzüyor, böcekçikler yüzüyor diye. O da bunlar belli da bir bize çok başlıyorlar. 40 yaşında da görülüyor deniyor. Bu gözün içindeki hücrelerin kümelenip toplanıp hani bir ışığa karşı bir karaltı oluşturması hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama kişinin kafasını takıyor. Ona dikkatini vermeyip karşıda bakacağı yere bakması lazım. Onun hiçbir tıbbi anlamda hani önemli bir anlamı yok. Ama göz tansiyonunu izleyicimiz ihmal etmesin. Çünkü neden 40 yaş dedim? Bir tane yakın arkadaşım doktora gidiyor. Gözün bazen böyle bir şeyler kaydığını, beyaz hareler görüyor. Yaşınız evet. Kaç deniliyor? 40 yaş. Bu yaşlarda görülür deniliyor. Evet. Yani bu 40 yaş evet, sabit bir şey. Aynen evet. Öyle gözde. Göz açısından hani bir... Evet. Köşe taşı evet. Diyebiliriz. Peki bu bahar alerjilerinde devamlı kaşıntı, kuruluk mu, sulanma mı, buna ne gibi şeyler oluyor, kızarıklık mı oluyor? Evet. Bahar geçtikten sonra bu devam ediyor mu, hep bir şeyler kullanılması gerekiyor mu, ne öneriyorsunuz? Evet. Şimdi bu alerjik bünyeli kişilerde oluyor. Genelde bu da artmaya başladı bu gıdalara, katkılarla falan alerjik bünyeler artmaya başladı. Herkes de görülmüyor ama bu bulutların dağılıp güneş ışınlarının, ultraviyole ışınlarının özellikle artması, ağaçların, çiçeklerin açıp polenlerin ortaya yayılmasıyla bu şikayetler tetikleniyor. Özellikle... Etken kişilerde, alerjik yapılı kişilerde bunu görebiliyoruz. Kızarma, kaşınma, sulanma olabiliyor. Bu dönemsel bir şey. Genelde dönem geçince geçiyor ama şikayet fazlaysa ilaçla bastırılması lazım. Çünkü hani önemli bir şey değil, alerji deyip eliyle çok kurcalarsa mikrop kaptırabiliyor. Bu sefer basit alerjik problem mikrop kapınca daha ciddi bir problem olabiliyor. Onun için ellerini... Pek göz önüne götürmesinler, kağıtla pek silmesinler. Kozmetik kullanmasınlar. Kozmetiği mesela. Mümkün olduğu makyaj, kadar az kullanıp ürünleri, doğal falan. Ürünler tercih etsinler. Akşamları mutlaka temizleyerek yatsınlar makyaj ürünlerini. Şikayetler fazlaysa da doktora başvurup kaşıntıyı azaltıcı, sulanmayı azaltıcı ürünler kullanabilirler. Ama bu tabii gelecek yıl yine aynı dönemde şikayetlerin olmayacağını bir garantisi değil. Bu yapısal bir oran çünkü. Ama burada iyi haber, yaş ilerledikçe alerji eğilimi genelde azalır. Çok şükür. Orada iyi çok bir haber şükür. Var ileri yaşlar için alerjiden. Tamam, yani yoksa ilerleyen yaşlarda yerden yere bulunduk artık. İşte hayatta her şeyin bir iyi yönü oluyor, bir kötü yönü oluyor. Her şey denge içinde yürüyor. Aynen öyle. Şimdi ben size bir şey soracağım. Tabii buyurun. Ama yani... Sormasam içim rahat olmayacak. Kaç programdır sormaya çalışıyorum. Sakın işte ne gibi bir soru demeyin. Çünkü duyduğumuz bir soru. Şimdi göz ameliyatlarında çok önceden böyle bilimsel bir şeyden okumadım. Evet. Duyumlar. Koyun gözü takılıyor mu göze hocam? Hayır yok öyle yok, bir şey. Yok değil mi? Öyle, hayır. Köylü falan örneğin göze... hatta Iğdır'da bir haber çıktı. Evet. Adamın bir tanesine koyun gözü takılmış görmesi işte görmüyor ama sadece görsel olarak öyle takılmış. Böyle bir operasyon var. Şimdi mı? Göz zaten takılmıyor. Takılsa insan gözü takılır. Yani burada göz nakli denilen şey tabii halk arasında çok yanlış mı? Gözün olduğu gibi bir bütün olarak nakli değil. Çünkü bu daha teknoloji olarak buna... Çok uzağız bu çünkü milyonlarca sinir, milyonlarca damar var. Bunu birbirine bağlamak şu anki teknolojide mümkün değil. Göz nakli denilen şey aslında kornea nakli dediğimiz öndeki şeffaf parçadan bir parçayı alıp orada leke olan bir kişide diğer gözün her tarafı sağlam olup da sadece oradaki lekeden dolayı görmeyen kişilere ölüden alınan ki genç ölüden alınan şeffaf kornea parçasını oraya yamamak şeklinde bir şey. Halk arasında hani göz nakli göz nakli diye de basın da biraz hani bunu yerleştirdi. Bu aslında kornea nakli. Göz nakli diye bir şey yok daha. Bundan çok uzağız. İşte. Ya bu ancak kurgu bilim kurgu filmi. Bir de bu koyun niye koyun diye ben kafama çok takıldı. Yazılı ve görselde de bu haber yapıldı. Yani bundan 3 yıl önce ciddi bir haber konu oldu. Kafama takıldı yani soracağım. Şimdi belki soracağım. Şu olabilir, belki şuradan kaynaklanmış olabilir. Biz şimdi tabii insanları ameliyat ederken pat diye hemen masaya oturmuyoruz. Bunun bir hazırlığı var. İşte robotlar üzerinde çalışıyor veya hayvan gözleri üzerinde çalışıyor biliyoruz. Dolayısıyla öküz gözü, koyun gözü bizim insan gözüne yapı olarak, büyüklük olarak uyan, üzerinde çalışmak için uygun bir ortam.
eskiden mezbahalardan falan alıp onun üstünde yani bir nevi antrenman yapmak gibi. Oradan gibiydi. Belki de geliyor. Belki oradan kaynaklı. Çünkü hani insan dokusunu bile bazen göz kabul etmiyor yabancı evet. bir doku grubu diye. Yani hayvan gözünü kabul etmesi mümkün değil. Aynen. Hani bu oradan gelmiş olabilir. Hani biz üstünde antrenman yapıyoruz. Böyle bir şey yok yani. Bu öyle safsatalar şey bazen yazılı medyada, görsel medyada da bunları duysak da inanmayalım. Çünkü gerçekten bazen çok ciddi böyle bilinçsizce şeyler oluyor. Evet. En azından bilinçli ağızdan evet. duymak için belki size oradan kaynaklanmıştır. Belki de öyledir. Yani bir de ben şeye takıldım. Niye koyun gözü? Niye başka bir göz değil de koyun gözü evet. diye takılmıştım. Evet. Süremiz de bir iki dakikamız kaldı ama bir şey daha soracağım size. Stres göz tansiyonunu etken midir? Her şeyde stres diyoruz da göz tansiyonuna stres etken mi? Şimdi direkt olarak bir bağlantı bulunmamıştır stresle ilgisi konusunda ama dediğiniz gibi vücuttaki stres hormonu dediğimiz kortizolün artması, hani lokal, bu arada onu da belirteyim, alerjide kullanılan kortizonlu damlalar fazla kullanılırsa mesela yan etki olarak göz tansiyonunu yükseltebilir. Hani stres hormonu. Dolayısıyla hani dediğiniz gibi stresin her hastalıkla ama az ama çok bir fayda etkisi var. Çünkü vücudun direncini düşürüyor. Bizim içinde en önemli şey direnç. Yani biz birçok şeye direnebiliriz. Yeter ki bağışıklık sistemimiz, vücudun gücü fazla olsun. İşte stres bunu kırdığı için her hastalığa bir eğilim yaratıyor. Dolayısıyla direkt bir bağlantı görülmemiş ama dolaylı olarak olabilir. Bir de kullanılan bu kortizonlu damlalar evet, fazla yapabiliyor. Kullanılırsa, onun için doktor tavsiyesi dışında direkt eczaneden alıp alerjime iyi geliyor diye kortizonlu damla kullanmasınlar. Daha az yan etkili damlalar da var. Ama mutlaka bir kutudan fazlasını doktor tavsiyesi olmadan kullanmasın. Yani kendi başlarına hiçbir şey kullanmasınlar. Lütfen en küçük bir şeyde de doktora gidelim. Yani illa evet. sorun olacak diye doktorlarımızın kapılarını çalmayalım. Check-up evet. denen bir şey var. Biz check-up yaptırmıyorsak bile normal rutin muayenelerimize gidelim, bir doktorlarımızı ziyarete. Ve böylelikle yılda de yılda bir, iki yılda hiç olmasa. Aynen sıkıntı varsa da sorunu ortaya çıkaralım. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Güzel bilgilerinizden dolayı yine çok keyifli bir sohbetti. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra operatör doktor Gürkan Mola hocamızla bel ağrılarını konuşacağız. Reklamlardan sonra sizlerleyiz. Şu anda tam da Muratlı Tabelası'nın önündeyiz. Değerli izleyicilerimiz, daha önce de anlattığımız gibi yerlerimiz Lüleburgaz'a bağlı. Fakat konum olarak içinden hızlı trenin geçtiği Muratlı'ya sadece 10 dakika mesafede. 250 metrekare, imarlı, ifrazlı, alır almaz da 2,5 kat inşaatınızı yapabileceğiniz bir yer burası. %60 konut imarlı. Burası aynı zamanda Ergene Havzası ve Ergene Havzası demişken toprağı çok ama çok verimli. Bakın, bizler İstanbul'da gerçekten bu toprağa hasretiz. Gerçekten hasretiz bu toprağı avuçlamaya, koklamaya. Ve sizler burada bu güzelliği yaşayacaksınız. Bunu unutmayın. Bu güzelliği yaşamak için buraya gelin. Ve bizler kendi köyümüzde yılda bir kez ürün alırken Trakya'nın o bereketli topraklarından, yani burada yılda 3 kez ürün alabiliyoruz. Çok bereketli toprakları. Yastık altı birikimine son diyoruz artık. Elinizdeki birikimleri doğru değerlendirmenin tam zamanı. Evet, çok değerli bir kaynak ve gittikçe tükenen bir kaynak toprak. Ve şimdi toprağa yatırım yapmanın tam da zamanı. Arsa dünyasıyla buluşmanın ve arsa dünyasının size sunduğu bu imkanlardan da yararlanmanın tam vakti diyoruz. Neden mi? Emsalleri şu anda bu yörede, bu bölgede 55-60 bin TL olan bu yerlerimiz şu anda 36 bin TL. Arsalarımızın başında bu şirin mahallede o yerinizi belirlemek ve evinizi yapıp burada yaşamak. Ya da yatırım yapmak mantığında bekletip prim anlamında kazanmaya hazır olacağınız o döneme doğru hareket etmek. Ne diyoruz? Hemen bir şey arıyorsunuz. 0212 728 55 33 0533 090 19 0. Bekliyoruz. Aşım var. Kızım
Ve artık çocuklar hepatit A'dan da korunacaklar. Sağlıklı ve mutlu nesiller için bütün çocuklar eksiksiz ve zamanında aşılanmalıdır. Aşılanmak her çocuğun en temel hakkıdır. Çocuğunuzun aşılarını sağlık kurumlarında ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aşıyla hastalıkları aşıyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı. Artık hepatit A aşı takviminde. Hepatit A. Aşı var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Sevgili izleyiciler, Operatör Doktor Gürkan Mola hocamızla birlikteyiz. Bel ağrılarını konuşacağız kendisiyle. 0212 625 64 64 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, özledik. Ben de özledim sizi. Örneklemelerinizi özledim. Değil mi? Evet, aynen öyle. Gene makyajsız gelmedim. Bu sefer güzel bir materyalle gelmişsiniz ama... Evet. Küçük, sevimli bir şey. Ben zaten getirdiğiniz bütün materyalleri seviyorum. Hocam, bel ağrısı, sırt ağrısı dediğimiz nedir? Öncelikle bunun bir tanımını yapalım. Şimdi beli rahatsız eden hareketleri yaptığımız zaman belimiz ağrıyor. Hı hı. Yani bunun bel ağrısı nedir şeklinde bir tanım yapmak çok zor. Yani beliniz ağrıyorsa bir bel ağrınız var demektir. Ama sebeplerini bilmek lazım. Nedir sebepleri? Günlük yaşantımızda ayakta çok durarak iş yapan, genelde titreşimli alet kullanan operatör arkadaşların, devamlı öne doğru eğilerek çalışan insanların bel ağrısına maruz kalması %75-%85 ortalama. Yani normal yaşantısı olan bir insan grubunun %80'i diyelim ortalama, hayatı boyunca bir kere ya da defalarca bel ağrısına maruz kalması istatistiki olarak kayıt altına alınmış durumda. Bu ülkeler içinde büyük bir ekonomik kayıp aynı zamanda. İş gücü kaybı, ilaç, tetkik, istirahatler vesaireler, bunun araştırılması. Yani bel ağrıları çok büyük bir problem. Gene istatistiksel bir bilgi vermek istersek, baş ağrılarından sonra ikinci sırada bel ağrıları var. Yani evet. Ağrı dediğimiz zaman insanların en çok başı ağrıyor, ondan sonra beli ağrıyor. Peki duruş bozuklukları, oturma sistemi dedik ki yani oturan meslekten dolayı da birazcık da mesleki hastalık olabilir. Ama yatakların sertliği, doğru yatamamak, doğru oturmamak bunlar etken midir? Kesinlikle etken. Onları da sırası geldikçe bahsedeceğim. Yani yatış pozisyonu çok büyük bir problem. Kilo çok büyük bir problem. Örneğin oturma ergonomisi diye bir şey var. Hı hı. Yani iş yeri sağlığı uzmanlarının mesela sürekli oturarak çalışan insanlar için, personel için üretmiş olduğu bazı formatlar var. Bu nedir? İşte en basitinden bahsedersek oturulan koltuğun arkasında bel boşluğunu hafif bir yastıkla ya da minderle ya da bir bombeli bir koltuk temin etmek suretiyle desteklemek. Hı hı. Yatak olarak da tabii ki artık böyle çelik kuşaklı, üzerinde pamuklu döşek tarzında yataklar kalmadı. Evet. Genelde artık piyasada hani Tempur'ları falan saymazsak yaylı ortopedik yataklar. Evet. Ama hani işte az ortopedik, çok ortopedik, işte yarı ortopedik, bunlara çok fazla girmeye gerek yok. Aynen. Hangisi rahat ediyorsa. Ama bu döşekler ediyorsa, işte bu pamuklu, yünlü falan denilen şeyler artık bel içinde sağlıklı değil. Tabii, çünkü onlar vücudun şeklini almıyor. Evet. Yani vücudun şeklini almayınca yani vücut belki yan dönerken rahat ediyor ama sırt üstü yatarken rahat etmiyor. Çünkü evet. O yani hemencecik bir kontür değiştiren veyahut da yüzey değiştiren bir madde değil. Yani. Evet. Hadi sünger gene bir derece diyelim ama artık pamuklular o şekilde evet. Değil. Zaten vücudun rahat olarak yattığı en güzel pozisyon
yan, hafif dizler karna doğru çekilmiş. Yani yarım cenin pozisyonu. Aynen gibi. Aynen onun gibi. Yani o çok klasik, onu diyecektim. Evet. Siz şey yaptınız. O pozisyon. Evet. Yatmaya başlarken de aslında tavsiyemiz, işte hemen oturulacak, pat diye kendimizi atıyoruz değil mi? Evet. Öyle olmaması gerekiyor. Önce bir oturacağız, ondan sonra şöyle kendimizi bir yana doğru atacağız. Sırt üstü yatacaksak eğer, yan yattıktan sonra sırt üstüye geçeceğiz. Kalkış da böyle olacak. Önce bir yan döneceğiz çünkü sırt üstünden kalktığımız zaman direkt bel kaslarına rahat dinlenmiş ya da o anda çok hazırlıklı olmayan bir kas grubuna ani bir yük vermiş oluyoruz ki zaten bel fıtıklarının oluş mekanizması da böyle. Evet. Duruyorsunuz ani bir hareketle, ıkınmayla, bir hapşırmayla, fıtık oluşuyor. Tabii bir refleksle fıtık oluyor. Ha, bu arada fıtıklar da mesela normal bel ağrılarının %5'i. Evet, yani, bel fıtığına da girmiş olduk tabii, böylelikle. Tabii, bu arada da onu da... Aynen, yormuyorsunuz beni hocam, tabii, evet tabii. Süper. Size görev yok, otomatiğe bağlı. Buyurun musunuz? Peki bu bel fıtığında da ağır kaldırmak, ağır işler yapmak da bel fıtığına etken kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. O %5 içindeki şanssız gruptaysanız, işte bunun sebebi sporcuysanız ağır bir şey kaldırmak ya da ani bir hareketle omurganın düzenini bozup, şimdi omurga dediğimiz işte evet, şu elimdeki materyalin üst üste gelmesi ile oluşan bir spiral kolum dediğimiz omurga. Yani o iki tane beyaz şey var içerisinde, onlar mı omurgalar? Yok, o farklı bir şey. O omurga kırıklarında içeriye verilmiş çimento ya da balon sistemi. Yani maket hani ona yönelik bir maket ama hani tek olarak düşünürsek bu bir tane omur. Evet. Şu üstten görünüşü, bu arada parmağımı gösterdiğim bölgeden omurilik geçiyor. Bunların her birinin üst üste geldiği zaman her biri arasında disk var. Evet. Bu disklerin üzerindeki omurların uygunsuz veyahut da aşırı zorlanma hareketleriyle birlikte fıtıklaşma söz konusu olabiliyor. Ortadan fıtık olursa problem hangi seviyedeyse, o seviyedeki sinir kökünün hitap ettiği anatomik bölgede ağrı veyahut da uyuşma ya da karıncalanma yapacak şekilde şikayetlere sebep olur. Sağ tarafta ise bunlar sağ bacakta olur, solda ise sol bacakta, ortada ise her iki bacakta olabilir. Neyse gene döneriz. Evet. Peki dinliyorum ben sizi, ara ara sorulara gireyim çünkü o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Bunların hani bu... Biraz önceki hocamızla 35-40-45 yaş dedik. Belli bir yaş aralığında daha çok görülme sıklığı var mıdır? Bir var. Sınır var mıdır? Var. Genelde 35-45 yaş arasında bel ağrıları pik yapar. Sebebi de o yaş grubundaki insanların hani bu tarz problemlere veyahut da çalışma şartlarına ya da oturma şartlarına çok maruz kalması. İşte gençler daha... kas ve bel güçleri daha fazla olduğu için daha az yakalanıyorlar. Ama artık kadın erkek de eşit bu 35-45 yaş grubu arasında. Ama 60'lı yaşlara geldiğimiz zaman bayanların da işte kah uzun yüksek topuklu ayakkabı giymeleri, kah bacak boylarının farklı olması... Ki doğumsal anomali, işte kalça çıkığıdır, işte kireçlenmedir gibi şeyler ya da aşırı ayakta durma, hamilelik, işte göğüslerin aşırı büyümesi gibi sebeplerden dolayı ya da kemik erimesi. Bu gibi sebeplerle işte o 45 yaştan sonra kadınlarda biraz daha bel ağrısına maruz kalma riski artıyor. İşte gene bel ağrısı... konjenital anomaliler dediğimiz skolyoz, kamburluk, yani yana doğru kamburluk, skolyoz. İşte öne arkaya doğru kifoz, lordoz dediğimiz şeyler var, kamburluk olayları var. Omurganın normal düzeni bozulunca işte fıtık olmasa dahi mekanik aks bozulunca ağrı mutlaka oluyor. Boyunda da olabilir. Yani omurga dediğimiz, bel kemiği dediğimiz şey... Ense kökünden başlayıp kuyruk sokumuna kadar devam eden bir yapı biliyorsunuz. Yani bunun her seviyesinde
Sırtta da olabilir, belde de olabilir, boyunda da olabilir. İşte hepsi önce ağrı, ondan sonra da eğer tespit edilirse fıtık oluyor. Bunun belirtileri ağrıyla başlıyor. Dayanılacak tabii, ağrılarla tabii. mı size geliniyor? Zaten tabii. en son aşamada geliniyor tabii. herhalde. Hiç belli olmuyor vallahi. Yani insanlar bazen çok duyarlı olacakları oluyor. Oluyor mu? Süper. Öyle hemen burada iyi. İlerlemeden gelin çok, bir baktayım hocam olsun. Diyor. Tabii ki o da bir bilinç düzeyi. Hasta bize bel ağrısıyla geldiğinde kısacası önce biz bir bakıyoruz, dinliyoruz. Yani top oynarken oldu diyor, ağır bir şey kaldırdım diyor, işte eşya taşıdım diyor, karyolayı ittirdim diyor, dolabı çektim diyor. Ya da ne bileyim inşaatta çalışıyorum diyor. Onlardan biz zaten ipuçlarını alıyoruz. Tutulmalarla geliyor. Tabii, tabii. İlk başta tabii bunları duyamazsak, hani tabii ki bir bel fıtığına yönelik bir teşhis koyma çabamız oluyor ama bunları duyamazsak da böbrek, mide, karaciğer hastalıkları ya da hani hiç olmaz, kimsenin olmasını istemediğimiz bazı kanser türlerinin kemiğe yansıması, omurgaya yansıması sonucu tabii şeyler onlar olabiliyor. Bunları bir ekarte etmemiz gerekiyor. Hı hı. İşte bazı filmler, bazı tahliller, şüphelendiğimiz hastalıkları ekarte etmek üzere bunlar yapılmak durumunda yapıyoruz. Eğer bunlardan bir şey çıkmazsa, tabii bizim bel fıtığına yönelik tetkiklerimiz de pozitif çıkarsa, çıkan derecesine göre, yani fıtığın hafifi var, ağırı var, ameliyat olması gerekeni var, hani onları da gireriz. Evet. Tespit edersek hepsini sırasıyla basamak basamak tedavi evet. ediyoruz. Peki nasıl tespit ediyorsunuz? MR falan mıdır? Tabii, nasıl, tabii. röntgen mi? Yani onları da etik olarak düzgün sıralarla şey yapmak lazım. Ama hastayı da oyalamayacak şekilde yapmak lazım. Bir bel kayması, bir omurga kırığı, düşme varsa, bir trafik kazası geçirdiyse bir şey gerekli oluyor. Normal bir film gerekli oluyor. Her yerde çünkü acil olarak tomografi ya da MR dediğimiz daha detaylı tetkikler yapılma şansı olmayabilir. İlk etapta bunlar bize bir miktar şey yapar, bilgi verir. Daha detaya inmek istediğim zaman bilgisayarlı tomografi. Hı hı. Bilgisayarlı tomografi sadece bize kemik yapıyı gösterir. Bir kırılma var mı, ezilme var mı? İşte omurganın birbirine olan kilit sistemleri vardır. O kilit sistemlerinde bir sıkıntı var mı? Doğumsal da olabilir. Düşme, çarpma, trafik kazası sonradan da olabilir. Daha da detaylı omurilik düzeyinde bir şeyler görme ihtiyacımızı da MR'la karşılıyoruz. Eğer uyuşma ya da bir aşırı hissizlik, idrar tutamama, büyük abdest tutamama, ayağın yukarıya doğru çekilemeyip aşağıya doğru sürüklenme ki biz buna düşük ayak diyoruz. Yani bu aşamalara gelen hastalar zaten ağır artık tabii çok yani ağır. Yani bel fıtığı idrarı tutamamayı da mı yapıyor? En çok oraya takıldım işte. Yani tabii aşırı derecede o bölgenin fonksiyonunu rahatsız eden bir bölgede fıtığınız varsa o da yani ileri hallerde artık. Yani aşırı ihmal edilmiş vakalarda o da görülebiliyor. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Her doktora da güvenemiyoruz. Tamam mesleklerine doğru. saygı duyuyoruz. Neden? Küçük bir fıtık var belki tedavi edilebilecek. Gidiyorsunuz hemen operasyon deniliyor. Veya da çok doğru şekilde o operasyonlar sonuç vermiyor olabilir de. Eğer şikayet ediyorsanız da hastadan dolayı deniliyor. Hiç ben açık ve net konuşuyorum. Hani çok üzerine alınamıyor o yanlış operasyon, doğru müdahale edilmedi gibi. Biz nasıl karar vereceğiz? Operasyon yapıldığında, örneğin siz ilaç tedavisi kullanıyor musunuz hafif vakalarda? Operasyon yapıldığında tekrarlama şansı var mı? Bunları da, çünkü evet. biliyorum ki çok doğru bilgiler veriyorsunuz ve bu kanalda da çok doğru ve net reklam evet. amaçlı konuşmuyoruz. O yüzden değinebilir misiniz? İnsanlar bilinçlensinler. Şimdi bu bel ağrıları ve bel fıtığı ile ilgili 3 branş ilgilenir. Hı hı. Ortopedi, fizik tedavi, beyin cerrahisi. Hı hı. Yani bu dünyada da böyledir, Türkiye'de de böyle. Şimdi hasta tespit ettik. Hastanın bilinci de, hani bilinçli hastalarımız artık kimse şey değil, eğitimsiz değil. Evet. Elimizde bazı deliller var. Hı hı. Efendim bel kayması varsa, omurga kırığı varsa ki bunlar durduk yerde olmaz, mutlaka bir sebepleri evet. vardır. Ben şahsen hastaya gösteriyorum, izah ediyorum. Yani hasta sormasa bile ben gösteriyorum.
ileri tetkik isterken bile hastayı ikna ediyorum ki hani kapıdan çıktıktan sonra tamam ben hani kağıdı veriyorsunuz hasta çıkıyor. Ben hastanın arkasına takip edemezsiniz. Ekip takmıyorum ki yani. Aynen hani öyle. Çektirecek mi yaptıracak mı vesaire. Yani hasta bir şekilde çektirmeye ikna olup kapımdan öyle çıksın istiyorum. Bunun için de anlatıyorum. Güveni sağlıyor. Yani tomografi istiyoruz kah ya da hani tomografiyi bazen atlıyoruz. Direkt hadi MR çektirelim diyoruz. Yani onun sonucunda da hasta bir şey görüyorsa zaten rapor da var. Yani. Birkaç teknik şey dışında, kelime dışında hasta zaten ne olduğunu anlıyor. Bunun yani. İleri aşamalarında yapılmazsa neler olabileceğini tabii az buçuk onu anlıyor. İnternet var, internetten de araştırıyor. Yani derecesine göre işte hastayı bu şekilde ikna etmek lazım. Yani ameliyata hemen felaket düzeyinde şey yapıp da reklam edip de hemen ameliyat masasına yatırmak etik de değil, insani kesinlikle, de değil. Kesinlikle. Nedir? İşte buradaki tedavi basamakları. Önce bir ilaç tedavisi veriyoruz. Ama tabii yani vaka ağırsa tabii ki ameliyat diyoruz. Tabii ki. Ben sırayla geleceğim. Evet. İlaç veriyoruz, sıcak uygulama diyoruz, istirahat veriyoruz. Eğer çalışıyorsa hakikaten o anda çok böyle zor durumdaysa tabii ki istirahat mutlaka bizim yetkimizde vermek durumundayız. Yani o yetkimizi hasta lehine kullanmak durumundayız. Belki bir korseyle hani biraz daha rahatlayabilir diyoruz. İşte kimisi soruyor işte masaj yaptırabilir miyim falan. Yaptırın diyoruz. Hani ama bir zararı yok. Bel fıtıklarında masajı öneriyor musunuz? Yani bel fıtıklarında tabii çünkü böyle bir süre... Çünkü bilinçli yapılmıyor. Bazen böyle baskılar falan da yapılıyor ya hani bir zararı var mı yok mu? Şimdi paravertebral spazm dediğimiz bel kaslarının aşırı spazm hali var. Bu ağrıyı indükleyen, arttıran bir olay. Yani o spazmın ilaçlarla veyahut da masajla ya da banyoyla, saunayla falan rahatlatılması ya da fizik tedaviyle rahatlatılması ağrı şeyini düşürür. Ama bu hafiften ama bilinçsiz, dokunarak baskılarla tabii, değil. Yani çok böyle abartılı. İşte maalesef piyasada işte kırıkçılar var, işte çıkıkçılar çok... var, bel çekenler var, maalesef, bir şeyler var falan. Yanlış şeyler var. Enteresan bir şekilde de rağbet var bu tip insanlara. Telefonumuz var hocam, değinelim buna tekrar. Alo. Alo, hocam konuşmayacağım, doktordan. Merhabalar efendim, sizi duyamadık, hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben ameliyat oldum, iki sefer. Bel fıtığından bacaklarıma basamıyorum şimdi, yürüyemiyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Oturduğum anda belim tutmuyor, hemen arkası üstü düşüyor. Şimdi bel fıtığından ameliyat oldunuz. Ameliyattan evet. Sonra da yürüyemediğinizi anladım. Oturduğu yerden bir tarafa düşüyormuş ayağa kalktığı zaman. Düşüyor. Yaşımız kaç efendim? 70. Aslında gençsiniz. Çok geç kalınmış bir bel fıtığı ameliyatı olduysanız ki doktorunuz bunu size söylemiştir. Ameliyattan öyle bir şey söylemedi. Dedi, ameliyat gerekiyor dedi. Eğer ameliyat olmazsa felce olsun dedi. Ve de iki defa felce atlattım. Son cümleyi anlayamadım. Atlattı mı dedi? Atlattım dedi ama neden atlattı onu anlamadım. Şimdi meslektaşımızın doğru söylediğini tabii ki düşünüyorum. Eğer ameliyat olmazsanız felç kalabilme durumu kadar ilerlemiş bir fıtığınız varsa yani ameliyattan bir miktar fayda görecekseniz biraz sabretmeniz ve fizik tedaviyle bu ameliyatın etkilerini biraz daha arttırmaya çalışmanız lazım. Yani herhangi bir ümitsizliğe falan kapılmayın ama yapan doktorunuzla eğer diyaloğunuz devam ediyorsa oraya gidin. O büyük bir ihtimalle sizi fizik tedaviye sevk edecektir. Fizik tedaviyle de ameliyatın iyi geçtiğini, başarılı geçtiğini düşünelim. Daha da iyi olacağınızı ümit ediyorum ben. Geçmiş olsun. Yani evde kalmayın. Tekrar doktorunuza görüşün. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Peki böyle bir şeyde üçüncü bir ameliyata gerek duyulur mu? Duyulur tabii. Duyulur. Yapılan ameliyatın ve fıtığın büyüklüğüyle ilgilidir. Küçük mikro diskektomi dediğimiz çok küçük bir insizyonla yani
ameliyat iziyle mikroskop altında yapılan ameliyat yöntemi var. Mikrodiskektomide sadece mevcut baskı yapan disk bölgesini alıyorsunuz. Çok böyle etrafa fazla yayılmıyorsunuz. Yani o daha sonraki problemlere çok fazla önlem alacak şekilde değil, o andaki problemi giderecek bir prosedürdür. Daha yaşlı hastalarda kanal darlığı da vardır fıtıkla birlikte. Yani omuriliğin içinden geçtiği normalde örnek veriyorum 1,5 santim olması gereken bir çapın 1,2 veyahut da 1 santime düştüğünü şöyle hayal edin. Yani omurilik orada çok sıkışır. Onu da gevşetmek zorunda kalırsınız. Onu gevşetmek için omurganın bazı kilit kemik sistemleri vardır, birbirine kenetlenen. O sistemlerin arasından bir parçasını falan çıkartmak zorunda kalırsınız. Ve onları tekrar bazı vidalarla, işte platin gene denilen vidalarla çelik konstrüksiyon yapar gibi binalarda onun sağlamlığını pekiştirmeniz gerekir. Ya da açık disk ameliyatıyla hani tekrar nüks etme şansı olan hastalarda daha geniş bir disk hacmini almak suretiyle yeniden nüks etmesini engelleyici bir ameliyat düşünülebilir. Ama o andaki cerrahın şeyini bilemezsiniz. Yani ona hürmet etmek durumundasınız. Bu da bir kısmet işi. Şöyle mi hocam? Yani hasta nefes almakta zorlanıyor. Affedersiniz. Yani ameliyatı çabuk bitirmek zorunda oluyorsunuz. Şey oluyor. Ya da o an için yani o kadar bir disk parçası elinize geliyor. Bakıyorsunuz 3 gün sonra öbür taraftan nüksetmiş. Çünkü böyle bir yüzey bu. Arabanın lastiğini yaptırıyorsunuz. Ertesi gün bir çivi daha batıyor. Bir daha patlıyor. Aynen. Yani ya da onu artıyorsunuz. Bakıyorsunuz öbür taraftan bir şey çıkıyor. Bir de 30 küsür tane omur var vücudumuzda. Hadi beldeki yoğunluğu düşünelim. En çok 4. 5. bel aralığında ya da 5. ila 1. kalça omurları arasında en çok yüzde olarak fıtık görülüyor. Birini ameliyat ediyorsunuz, öbürü de olabiliyor. Yani. Evet, şeyi soracaktım. Bu açıyorsunuz ya ameliyat yapılırken. Açıyorsunuz yani bilmiyorum kapalı mı yapıyorsunuz. En azından neyle karşılaşıyor? Bazen farklı durumlarla karşılaşma şeyiniz olabiliyor mu diye soracaktım. Yok, ameliyatlarda genelde... Sıkıntılı bir süreç oluyor mu? Umduğunuzdan daha geniş bir şey olabiliyor mu? Olabiliyor ama yani biz onların hepsinin zaten en kötüsüne hazırlıklı olarak giriyoruz. Yani ameliyatlarda çünkü bu insan hayatı öyle... tesadüflere veyahut da şansa bırakacak bir şeyimiz yok. Öyle bir yetkimiz yok, öyle söyleyeyim. Yani ilahi yetkimiz yok. yani MR'larla şeylerle ne olduğunu %100'e yakın bir şekilde. Ama yine de en kötüye hazırlıklı olarak da giriyorsun. Ya bir de şu olur bu olur deyip de ya da mesela bel fıtığı ameliyatı diye giriyorsunuz ama o demin bahsettiğim vidalama işlemi de gerekiyor. Olabilir. Yani onu yanınızda hazır tutuyorsunuz, aynen. Bakıyorsunuz. Tam teşekküllü giriyorsunuz yani tabii, hocam. Tabii yani bazen ameliyat çok yolunda gidiyor. Ya hadi diyorsun öbür alttakini de şey yapayım. Alttakinde de vardı ama mesela kafanızda o yok. Hadi evet. Alttakini de temizleyeyim diyorsun. Alttakini temizlerken bir şey çıkıyor. Ha diyorsun vida tamam, da takmak tam lazım. Tam sorumda cevap aldım işte. Vidayı da takmak lazım diyorsun. Vidayı da takıyorsun yani. Aynen öyle. Evet. Telefonumuz varmış hocam. Ayla Hanım Ardahan'dan mı arıyormuş bizi doğru söylüyorsam. Alo. 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 Abla merhaba. Ali Bey. Alo. Ben Ali Aydemir. Ardahan'dan alayım da o zaman hocama bir şey Ali Aydemir. Evet. Ardahan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Buyurun. Ablacığım son benim askerlerde ben ameliyat oldum ilk defa. Akciğerde. Akciğerde ameliyat oldunuz. Evet. İlk defa ameliyat oldum. Sıkıntım yok. 4-5 senedir ben sürekli hem elim uyuşuyor hem de sürekli benim belimde bir ağrı var. Onun içindir ben bir hocamla konuşuyorum. Anladınız mı hocam? Çok anlayamadık maalesef. Yani akciğer ameliyatı mı oldunuz? Ankara Gata'da ben ameliyat oldum. Akciğerde. Kedi köpek kıl. Ablama senin işte 4-5 senedir şu an benim hem sırtım ağrıyor ve hem de sürekli o zaman senin
nefeste zorlanıyorum. Nedendir? Şimdi elinizde uyuşma varsa problem büyük bir ihtimalle boyun bölgesinden kaynaklanıyordur. Bunu yani ameliyatınızı yapan arkadaşlara tekrar gidip bir EMG dediğimiz sinir ölçümü ya da bir boyun MR'ınızı çektirmek gerekiyor. İlk cümlenizden akciğerden ameliyat olduğunuzu anlar gibi oldum. Evet, herhalde evet. Akciğerden ameliyat olacak hastalık omurlara da sıçrayabilir diye de bir şey söylediğini zannedersem. Yani sizi zaten çok sık aralıklarla muayeneye çağırıyorlardır. Yani sizin çözümünüz sizin ameliyatınızı ve takip eden doktor arkadaşlıdır veya kurumdadır. İhmal etmeyin, öyle çok da zaman kaybetmeyin bence. Evet, ciddi bir şey. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Yine kısıtlı dakikalara geldik. Birkaç dakikamız kaldı. Yetmiyor bize bu program. Bu kırıkçılar, çıkıkçılar dedik, bardaklı çekmelerden bahsettik falan. Bunlarla ilgili de bazı şeyler söyleyelim. Hala kanaat getirip de giden kişiler var. Yani var. Aslında daha durumu vahim hale getirmiyorlar mı? Kaymalara falan. Çok evet yani fakat işin ipin ucu biraz kaçtı. Arkadaşlar MR istiyorlar. Kimler? Onlar mı? tabii MR'a şöyle bir bakıyor. Tamam diyor, hallederiz diyor. Tabii şey yaparız diyor. Bakıyor, öğrenmiş. O muhtemelen daha önce doktor yanında çalışmış. Hocam, veya bir hastane personeli o. Boş yere bu kadar yıllar emek verilip tabii, tabii. Okunuyor. O bakıyor yani. İşte bir kayma var mı, bir şey var mı, bir riski var mı? Riski miski falan yoksa devam ediyor. Varsa bir riski onu biliyor yani. Sen diyor doktora git, bu beni aşar diyor. O zaman biz bunlara asla MR'a da baksa bazı asla inanmıyoruz. Gerçekten doktorlara gidiyoruz. Bilinçli ellerden tedavi olmak istiyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın.